İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. Diyarbakır'daki şehit ateşi Mersin'e düştü. Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düşen 7 polis memurundan biri olan Necdet Alıcı'nın Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Ercik mazbatasını aldı. AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na atanan Cesim Ercik, iyi bir teşkilat kurup Mersin'e hizmet etmeye çalışacağını belirterek, tüm teşkilatlar olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde en yüksek başarıyı elde etmek için hep birlikte gayret göstereceğiz dedi. Mersin Gazetesi. Teröristlere idam istediler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, son dönemde artan terör olaylarına dikkat çekerek terör ve tecavüz suçlarına yönelik idam cezasının geri getirilmesi çağrısı yaptı. Bu ne cesaret? Mersin Tevfik Sarı Gül Stadyumu civarındaki bir binaya uzattığı yük asansörünün üstüne çıkan adam görenlere korku dolu anlar yaşattı. Şoke eden bu görüntüyle karşılaşan çevredekiler, bu adam bu cesareti nereden buluyor, kendi canını hiçe sayması bir yana bu konuda hiç mi denetim yok diyerek tepki gösterdiler. Yeni Güney Gazetesi. 37 müjdeyle geliyorlar. Başbakan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bugün Mersin'e gelerek 280 milyon lira yatırım bedelli 9 adet tesisin temelini atıp bir tesisinde açılışını yapacaklar. Çakacak muhtarlarla buluştu. Vali Özdemir Çakacak ilçe ziyaretleri kapsamında MUT'ta muhtarlarla bir araya geldi. Çukurova Gazetesi. Nükleer pişmanlıktır. Fukushima nükleer santral felaketi yaşandığında Japonya Başbakanı olan Natokan bundan 5 yıl sonra bir itirafta bulunarak Erdoğan'a Japon nükleer teknolojisini tavsiye ettiğime pişman oldum. Türkiye gibi sismik ve terör riski olan bir ülke nükleer santralden vazgeçmeli dedi. Tarsus'ta acil servis doktoruna saldırı. Tarsus ilçesi Devlet Hastanesi acil tıp uzmanı Doktor Özgün Kösenli bir hasta yakını tarafından dövüldü. Salı günü akşam saatlerinde acil servise gelen bir hastanın ismi açıklanmayan yakını iddiaya göre hastasına gerekli ilgiyi göstermediğini öne sürdü. Doktor Özgün Kösenli'ye saldırdı. Kösenli kanlar içinde kalırken saldırgan kaçtı. Güney Gazetesi. Kuyucuoğlu'ndan Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya 9 soru. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı tarafından yazılı cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği önergesinde pedagojik eğitimden geçmemiş imamların ilkokul öğrencilerimize vereceği derslerin yararlı olacağına inanıyor musunuz? Bu uygulama bilinçli olarak toplumu birbirine düşürme politikası mıdır diye sordu. Kapalı yöntemle aortik kapağı değiştirildi. Kalp kapağının ileri derecede daralması sonucu organlarına yeterince kan gitmeyen ve yatağa bağımlı hale gelen 72 yaşındaki bir hasta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başta kardiyoloji olmak üzere kalp damar cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon hekimleri tarafından açık kalp ameliyatı yerine TAVI yöntemiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.